Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da değerli konuğum bugün İzmir'den geliyor efendim. Kendisi Esin'in takılarının kurucusu Esin Alan bugün bizlerle. Dilerseniz Esin Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizleri tanıyalım. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz Esin Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. İyisiniz. Bizler de iyi. Sizleri takdim etmek istiyorum. Esin Buyurun. Alan kimdir? Esin Alan, 1974 İzmir Bayındırlı doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi hepsini Bayındır'da tamamladım. Bayındır'da oturuyorum. 6-7 yıl okul öncesi öğretmenliği yaptım. Daha sonra ailemle birlikte işte Zirai İlaç Bayi'de çalışıyorum. Satış temsilciliği, muhasebe. Onun dışında ayrıca işte bu takıları hazırlamaya karar verdim. Harika. Uzun bir yolculuk aslında. Evet, çok uzun bir yolculuk başladı. Esin'in takılarının küçük biraz böyle bana başlangıç hikayesini Esin'im anlattı program öncesinde. Çok belki de görmeye ve duymaya aşina olmadığımız ama gerçekten sevgisini koyarak bu işe başlamış Esin Hanım. Direkt kendisinden bence dinleyelim bu yolculuğu. Esin'in takıları nasıl doğdu Esin Hanım? Esin'in takıları ilk önce Instagram sayfasına bir siparişimle doğdu. Bir sipariş vermiştim. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Daha sonra geri iade almadılar. Almadıklarında da bu bir güven sorunu dedim kendi kendime. Ondan sonra da düşündüm ki ben bu işi yapmalıyım ve insanlar için de bu güveni sağlamalıyım. Hep bunu düşündüm ve bu sayfayı açtım. Bir yılı geçti açalı. Çok büyük güven, sevgi, çok insanları tanıyarak çok kişilere hitap ettim mi düşünüyorum. Bu şekilde başladı. Neden bu işi seçtiniz ama ana nedeni aslında yani seçme hikayeniz evet böyle ama sonrasında ilerleyen noktalarda da kalbime dokundunuz benim açıkçası. Biraz ondan bahsedelim mi? Neden bu işi seçtim? Hep takı ortaokul yıllarımdan beri vardı. O zamanlarda seramik takılarla uğraşıyordum ben. Seramik takılar yapıyordum. Ancak sonrasında bu baktım ki içimde devam eden bir şey yani. Ben bunu yapmalıyım dedim. Ticari anlamdan çok daha çok işte yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız için çalışmaya karar verdim. Dedim ki ben bir gün birinden yardım isteyebilirim, ikisinden yardım isteyebilirim. Ancak her gün kimseye yardım diyemem. Onun için de bu sayfayı açtım ve bu sayfanın geliriyle de sevgi evlerinden gelen, o ilçemde yardıma ihtiyacı olan çocuklarımız için çalışmaya karar verdim. Ayrıca eşimin daha önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde görev yaptığı okullarda biz şey diyoruz, tebeşirden bayrağa diyoruz. Tebeşirden bayrağa tüm eksiği olan okullarımıza yardımcı olmaya eşim de ben de çevrem de hazırız. Gönderiyoruz. Onlar da çok mutlu oluyor. Onlar mutlu oldukça ben de daha da mutlu oluyorum. Çok fazla reklam zaten bugüne kadar hiç yapmadık. Siz keşfettiniz diyeyim. Ne mutlu bize. Evet, böyle başladı. Böyle devam ediyor şu anda. Çok da güzel gidiyor her şey. Kalbinize, yüreğinize sağlık demek istiyorum. Evet, gerçekten. Çocuklarımızın da yüreğine dokunmak benim için çok önemli. Onların gözlerindeki ışık gerçekten çok önemli. Onlar geleceğimiz diyorum. Onlar her şeyimiz diyorum ben. Hep öyle düşünüyorum. Mesela biz diyorum atalarımızdan bu memleket miras değil bize. Çocuklarımızdan borç aldık biz bu memleketi, bu ülkeyi. Ve bu şekilde de bu borcumuzu en iyi şekilde ödemeye hazırım. Hazırız da hep birlikte. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? En çok müşterilerimden gelen talepler daha uzun süreli takılar olması. Ben kendi yaptıklarımın yanında çelik takı satışı yapıyorum. Biraz da işte tasarım yapıyorum. Gümüş atölyesiyle çalışıyorum. Kararmaması, bozulmaması, daha dayanıklı olması. Bijuteri ürünlerinin yanında hani bu takı çok daha uzun ömürlü olduğu için belki hani tercih sebebi de bu oldu diyebilirim. Ne kadar güzel. Birbirinden zaten farklı ve özel çalışmalarınız var. Yani o kadar güzel ve kaliteli duruyor ki. Özelliği nedir Esin Hanım? Özelliği... Yani çok güzel duruyor. Hani böyle
Gelir geçer takı değil, sağlam. Tabii ki, çok uzun ömürlü. Belli. Çok uzun ömürlü. Denize de girebilirsiniz. Ayrıca tek güzel yanı bana göre alerji yapmaması takıların. O çok güzel. Önemli, evet. Kalan müşterilerimizden de hep aldığım geri dönüşler o şekilde. Hiçbir alerji yapmadı. Gayet iyi kullanıyorum. Bir yıldan beri kullanıyorum. Bayındır Çiçek Festivali'nde standımız vardı geçen yıl işte. Orada mesela alan arkadaşlarımız, müşterilerimiz yine onların devamında almaya devam ediyorlar. Evet. Harika. Bu işin keyifli ve zor yanları nelerdir sizin için? Keyifli yanları da çok, zor yanları da çok diyebilirim. Bir taraftan başka bir işte çalışıyorsunuz, işten geliyorsunuz, akşam bu işle, sayfayla ilgileniyorum. Bir taraftan ailenize zaman harcamanız gerekiyor. Aynı zamanda da ev hanımı oluyorsunuz, biliyorsunuz, eve geldiğinizde. Evet. Her işi bir arada yürütmeye çalışıyorum. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönlerim nelerdir? İnatla, kafama koyduğum bir şeyi ısrarla, inatla üzerine giderek ben bunu başaracağım diyorum. Başardığımda da benden mutlusu olmuyor. Ama olur ya, hani böyle bazen her şey sizin gibi gitmeyebilir. Hemen devreye işte B planını, C planını devreye sokarız ama işinizle karşılaştığınız bugüne kadar en büyük problem neydi ve siz bundan nasıl başa çıkmıştınız? Tabii ki bazen işte şimdi ürünler toplu geldiği için satın aldığımız ürünler bazen hasarları olabiliyor. İlk önce ben kolye, takı, küpe satışıyla başlamıştım ama müşterilerimden gelen talepler üzerine saatte de başladık, saat satışlarına da. Onların da tek tek kontrol edip göndermeleri mümkün değil. Aynı zamanda saat tamircisi gibi de oldum diyebilirim. Bu şekilde tabii oralarda zorlanıyorum daha. Çünkü yeni başladım saat işine. Geniş bir yelpaze aslında aksesuar dediğimiz tabii zaman. Tabii ki çok. Ucu bucağı bence yok. Yok. Evet. Güzel, şimdi saat devreye girdi öyleyse. Evet, şimdi saat satışlarına da başladık. O da gayet güzel gidiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben size hedefleri hemen sorayım. Kendinizi diyelim bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hedeflerinizde neler vardır? Neler yapmak istersiniz? Hedeflerim arasında şöyle diyebilirim. Yine de aynı sayfamdaki kuruluş amacındaki gibi çocuklarıma yardım etmek istiyorum. İhtiyacı olan çocuklarıma daha da büyüyüp, daha da iyi bir yerlere gelip, ilk önce kendimize faydalı, ondan sonra topluma, çocuklarımıza faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Yani çok büyük projelerim var. İnşallah bunlar zamanla hayata geçirirsem, şimdi bir yılda her şey basamak basamak, bir yılda bunu başardıysam, bundan sonraki yıllarda inşallah daha iyi yerlere olacaktır. Gelmek istiyorum. Evet. Gerçekten de bu başladığınız yolculukta sadece gönlünüzü koyarak, hiçbir şekilde, hiçbir anlamda maddiyat kısmına dokunmadan Esin Hanım direkt gerçekten de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. El emeği göz nurunu tam anlamıyla aslında yapan kısmındasınız. Mutfak kısmındasınız ve sunan tarafındasınız. Evet. Sizce sizin için başarı nedir? Başarı bana göre dediğim gibi bir şeyi planlıyorsunuz. Kafanızda şunu yapacağım diyorsunuz. Keyif aldığınız iş, en büyük iş, en çok keyif aldığınız iş hangisiyse mesela planlıyorsunuz. Onun sonrasında zaten planladığınız iş devreye girdiği zaman, onda böyle biraz aktif olduğunuzu hissettiğiniz an başarı zaten kendiliğinden geliyor. Bana göre bu çok önemli. Hani buradan bütün bayanlara da seslenmek isterim. Mutlaka herkesin sevdiği bir şeyler vardır. Bunların inatla üzerine gitsinler. Kesinlikle inatla üzerine gitsinler. Kimsenin yapamayacağı, hiçbir kadının yapamayacağı bir iş yok. Yani el emeği olur, farklı alanlarda olur, yemek alanında olur ama mutlaka bir şekilde kendimize faydalı olduğumuz kadar bulunduğumuz, yaşadığımız çevredeki insanlara ve çocuklarımıza yardımcı olabiliriz. Doğru. Buradan da iyi bir rol model oluyorsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Bugüne kadar sizin için en büyük başarınız neydi dersek? En büyük başarım ilk önce okul dönemimden başlıyor.
okul öncesi öğretmenliğimde çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Onun sonrasında işte dediğim gibi Zirai İlaç Bayisi'nde eniştemle birlikte biz çalışıyoruz. Orada da başarı. Ama en önemlisi de sayfamdaki başarı ve çok iyi çocuklar yetiştirmemiz. Bana göre bu. En önemlisi çok iyi çocuklar yetiştirmemiz. Onların çok güzel yerlerde olması, kendi evlatlarımız da dahil olmak üzere bu bizim için çok önemliydi. Biz karı koca olarak bunu başardık. Herkes de inşallah başarılı olsun diyorum. Kadın olarak iş yapmanın güçlüğü oldu mu? Tabii ki zaman zaman oluyor. Dediğim gibi işte çalışıyorsunuz, eve geliyorsunuz, evde ayrı işleriniz var. Takı sayfam aynı bir iş yeri gibi düşünüyorum. Zaten onun için de zannediyorum bu başarı. Aynı sabahleyin bu sayfa açılıyor, gece saat 12'de kapanıyor. Tabii ki bunun zorlukları var ama bu zorlukları çok güzel bir ailem var. Çok muhteşem bir eşim var. Onlarla birlikte aşıyorum. Sizi en çok ne motive eder? Takı takmak. Takı takmak, takmalarını sağlamak. Hiç takı takmıyorum diyenlere bir alıştırmak. Bu çok önemli yani. Ben takı kullanmıyorum. Ben takı sevmiyorum. Bazıları mesela sürekli böyle söyler. Yo, bir kere takın, bir kere deneyin bak. Çok güzel olacak. Bir deneyin. Ay, ondan sonra bakıyorum ki gerisi geliyor artık o kişiden. Evet. Hem memnun ediyorsunuz. Mutlaka. Hem ihtiyaç sahibi çocuklarımıza aslında ulaştırmış oluyorsunuz. O yüzden ihtiyaç sahibi çocuklarımıza karşı bireysel sorumluluklarımız nelerdir sizce? Bireysel sorumluluklarımız, bir işi severek yapmak, çalışacağız, kazanacağız. Tüm ilk önce ailemize ve kendimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ondan sonra da zaten dediğim gibi bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin görevi. Bireysel olarak ben bu şekilde düşünüyorum. Tüm çocuklarımıza hep yardımcı olmak istedim. Daha da olmak istiyorum. Ben sorumluluğum olarak bunu görüyorum. İlk önce çok çalışmak. Çok çalışmanın arkasında zaten başarı geliyor. Keyif aldığınız işleri mutlaka tüm bayanlar hangi işten keyif alıyorlarsa yapsınlar. Üzerine üzerine gitsinler. Mutlaka oluyor ve çok çok iyi yere geliyorlar. Takdir edilmek, beğenilmek. Çünkü bu takı sektörü de gerçekten çok farklı sektör. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Beğeniler çok fazla, istekler çok fazla. Herkese hitap edebilmek, kişiye özel tasarımlar yapmak. Ben bir küpe istiyorum, nasıl yapabiliriz? İsim ne istiyor mesela? Ama hemen onun çizimini o anda yapıp şu şekilde olur mu? Hemen atölyemizde onlar hayata geçiriliyor. Vallahi yapılıyor. Süpermiş. Öyleyse son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi son olarak kişiden kişiye tüm zevkler değişir. Her şey değişiyor ama tek istediğim herkesin çok çalışıp başarılı olması. Bir şekilde herkes bir yerlere gelebilir. Dediğimiz gibi yine toplumsal sorumluluklarımızı, bireysel sorumluluklarımızı yerine getirip herkese karşı en iyi şekilde tertemiz bir ülke bırakmak. İnşallah. Çocuklarımız adına diyorum. Yine çocuklarımız diyorum. Harika. Çocuklarımız adına çok şey istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Gönlünüze, emeğinize sağlık demek istiyorum. Gerçekten el emeği göz nurunu böyle güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine, çocuklarımıza ulaştırdığınız için nice güzel başarınızın devamını diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Nazik ziyafetiniz için, beni burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. Herkese, ilçeme, İzmir Bayındır ilçesine de çok çok selamlar. Selamlar olsun. Yardımcı olan tüm çevreme, tüm arkadaşlarıma, eşime, aileme, herkese sonsuz teşekkürler. Bizler de çok çok teşekkür edelim. Selamlarınızı yollayalım. Bir İzmir olarak ben de buradan da Bayındır'a kocaman selamlarımı yollayayım sizin sayenizde efendim. Çok değerli konuğum da bugün bizlerleydi efendim. Görmüş olduğunuz gibi İzmirlerden geldi. Esin Alan, Esin'in takılarının kurucusu efendim. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.